Merhabalar Blender 101 takipçileri. Yeni bir ders ile beraberiz. Bu dersimizde de yine Blender'ın kamera tracking yani kamera izleme özelliğini göreceğiz. Bu özelliği kullanaraktan ortaya çok güzel bir laptop ekranı animasyonu çıkaracağız. Ben sizlere öncelikle bu dersin sonunda nasıl bir sonuca ulaşacağımıza dair şu test videosunu göstererek bilgi vereyim. Açıyorum. Bakın dikkat edin. Evet, kameramız yaklaşıyor ki bunu ben kendim çektim cep telefonumla. Burada görüyorsunuz ekranda Agent 327 artık. 327 diye de hani telaffuz edilebilir İngilizcesi. Blender stüdyoları tarafından oluşturulmuş, tamamen Blender tarafından animasyon yapılmış, tamamen Blender tarafından tasarlanmış her şeyiyle A'dan Z'ye bir kısa film olan Agent 327 yani Ajan 327 veya Berber Operasyonu diye de geçebiliyor. O kısa filmin karakterinden bir görüntü. Şimdi normalde bu bilgisayarımızda herhangi bir görüntü yok. Ben kendi laptopumun içerisinde bir resim programı hazırladım. Daha doğrusu bir resim hazırladım. Bu resmin köşelerine siyah lekeler oluşturdum. Yani köşelerinde siyah böyle vurgular oluşturdum. Bunu neden yaptım? Bunu yapma sebebim kamera tracking yani kamera izleme özelliğinde geçen dersimizde gördüğümüz üzere marker yani işaretçileri daha iyi pinleyebilmek yani daha iyi ekleyebilmek, yapıştırabilmek, iliştirebilmek içindi. Şimdi isterseniz dersimize geçelim adım adım neler yapılması gerektiğine dair bilgileri size aktarayım. Videomuzu kapatıyoruz. Ardından Blender'ı çalıştırıyoruz. Evet. Blender'ı çalıştırdıktan sonra yapılması gereken şey neydi? Hani daha önceden ben sizlere bilgi vermiştim. Şurada çeşitli sayfalar var. Yani önceden hazırlanmış sayfa düzenleri var diyebilirim. Bu sayfa düzenlerinde, ön ayarlı sayfa düzenlerinde hangi alanda çalışmak istiyorsanız o alanla ilgili araç gereçlere daha kolay ulaşabilmeniz için ön hazırlanmış bazı sahne şekilleri vardı. Örneğin video düzenleme, oyun mantığı, animasyon, kompozit yapmak gibi. Şimdi kamera izleme, camera tracking özelliğini kullanabilmemiz için buradan bizim girmemiz gereken yer öncelikle Motion Tracking. Motion Tracking bölümüne giriyoruz. Şimdi burada da dikkat ederseniz yine ön ayarlı olaraktan bazı pencereler oluşturulmuş. Örneğin şurada grafik test edilir. Burada animasyon çizelgeleri, animasyon grafiği test edilir. Timeline'dir daha doğrusu. Aynen şuradaki gibi daha detaylısı. Şurada 3 boyutlu modelimizin bulunduğu pencere. Bu tarafta da araçlarımız bulunmakta. Aynı şekilde bu kısımda da çeşitli işlemler yaparken otomatik olarak araçlar belirleyecektir. Şimdi öncelikle burada zaten data source diyor. Hani daha önceden yapılmış bir şey varsa track de seçilebiliyor. Yani çok büyük bir önemi yok şu an için dediğim gibi yapabildiğimiz yerlere, yapmak istediğimiz yerlere yoğunlaşırsak çok daha iyi sonuç alabiliriz. Bol bol pratik yaparak da bu işte uzmanlaşabiliriz. Sizinle beraber ben de bu pratikleri tekrar tekrar yaparaktan açıkçası ben de hem öğretmiş hem de pekiştirmiş oluyorum. Şimdi burada yine resimler dizisi halinde olan
İsmi İngilizce'de Footage olarak geçiyor, resimler serisi. Ben kendi çekmiş olduğum videomu sıralı resimler haline getirdim. O resimleri burada tracker, yani motion tracking penceresi içerisinde açaraktan kamera izleme özelliğimizi çalıştıracağız. Yalnız bunu resim olarak yapılmasının sebebi, araştırdığım kadarıyla, çok daha doğrudan video atmaktansa resimlerle çalışmanın çok daha pratik olduğu, ön belleğe, kaşeye çok daha hızlı bir şekilde atıldığıydı. Ben de o yüzden önce Blender içerisinde videoyu resimler dizisi haline getiriyorum. Daha sonra üzerinde çalışıyorum. Tabii sonradan ses eklemek isterseniz bir videoya, o da Blender'ın video editing bölümünden çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Şimdi isterseniz açalım resim dizisini. Benim masa üstünde Blender dosyaları içerisinde kamera izleme laptop ekran. Burada, evet, burada görüldüğü üzere laptopun, yani laptop ekran resminin birincisini sadece seçmem yeterlidir. Geriye kalan tüm resimleri Blender içerisine otomatik olarak almaktadır. Bunu seçtikten sonra Open Clip, yani kısa videoyu, klibi aç diyoruz. Görüldüğü üzere klibimiz açıldı. Yine her zamanki gibi imlecim, yani fare işaretçim bu ekranda, düzenleme yapılan ekranda bulunduğu anda Home tuşuna basarsam görüntünün tamamına erişmiş oluyorum. Burada dikkat ederseniz görüntümüz çerçeveye tam olarak sığdı. Bu arada şunu öğrenmekte fayda var. Bunu en başından girelim, en azından sonradan sıkıntı yaşamamak için. Örneğin Blender dosyalarında kamera izleme bölümünde laptop ekranda, burada dikkat ederseniz Agent 327 resmi de burada, sizinle paylaşacağım resim buradaymış, buraya atmışım. Haliyle bir kopyasını oluşturmadan bu resmi şimdi ekranda yansıtacağız, kamera hareketliyken. Şimdi normalde, çünkü herhangi bir görüntü yoktu ben videoyu çekerken. Görüntüyü sonradan bunun üzerine iğneleyeceğiz. Şu, dikkat ederseniz biraz büyütürsem, şu siyah kare bölgeler üzerinde iğnelemeyi yapacağım. Şimdi yalnız benim burada bu resmi açma sebebim, boyutunu öğrenmek, 1920'ye 1080 gibi gözüküyor. O zaman 1920'ye 1080 ise şu anda çok büyük bir değişiklik yapmamıza gerek olmadığını anlıyoruz. Çünkü burada da zaten ön ayarlı olarak 1920'ye 1080 gözüküyor. Şurayı da %100 şeklinde alırsak, tam anlamıyla render ederken istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Şimdi ne yapıyorduk? Burada ilk başta bu resim serisini açtığımızda yapmamız gereken şeyler vardı. Daha önce yine belirtmiştim, fayda var. User Preferences bölümüne giriyoruz. Sisteme geliyoruz ve burada Memory Cache Limit, yani kaşe sınırlaması limiti hafızada yer alabilecek. Bunu artırmanız yönünde, örneğin 8 GB ise 5-6 civarı iyidir. 16 GB RAM'iniz varsa 10 ya da 12 burada iyidir. 4 GB varsa 2000 yazabilirsiniz. Yani 2000 2 GB'a tekabül ediyor. Burayı da değiştirmekte fayda var. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle track bölümü var. 3 tane görüyorsunuz. Sol bölümü var. Grease Pencil, ki bunu pek kullanmayacağım. Sol bölümüyle track bölümünü, bu sekmeleri kullanacağım. Şurayı biraz daha açarsam detaylı olarak neler olduğunu göreceğiz. Zaten daha önceki dersimizde de bahsetmiştik. Prefetch dediği anda, yani bunun anlamını tekrardan açıklayayım isterseniz, o resimler dizisini ön belleğe aktarır Blender'da. Daha rahat bir şekilde oynatabilmemizi sağlar. Yani şu anda ben Alt-A ile oynatma yaptığımda görüntünün, dikkat edin, ağır aktığını görüyorsunuz. Ve aynı zamanda şu altta oynattığım yere kadar olan kısımda açık mavi bir yer oluştu. Diğer yerler daha soluk nispeten. Bunun sebebi, oynatırken Blender animasyonu veya herhangi bir film karesini peş peşe getirirken bunu ön belleğe alır.
O yüzden bununla uğraşmamak için prefetch ile baştan bunu ön belleğe alıyoruz. Aşağıya dikkat edin. Kaldığı yerden şurada da bir gösterge oluşuyor. Ön belleği alıyor. Şu anda aldı. Şimdi set scene frames ile de kaç tane resmimiz varsa o kadar resmi şuradaki timeline denilen yani zaman çizelgesi, animasyon zaman çizelgesi üzerinde sığdırabilmeyi sağlar. Örneğin burada en sonuncusu ne gösteriyor? 250 gösteriyor. Yani birden 250'ye kadarlık kısmı oynatabilir. Ancak ben buraya tıkladığım zaman dikkat edin 300'e çıktı. Yani demek ki 300 tane resmimiz varmış burada. Aynı zamanda zaman çizelgesi üzerinde de home'a bastığımızda birden 300'e kadar bölümü oynatabilir olaraktan bu zaman çizelgesi içerisinde görmekteyiz. Şimdi Alt-A ile animasyonumuzu oynatalım. Daha hızlı oynadığını görüyoruz. Evet, telefonla ekrana doğru yaklaşıyorum. Hafiften açıyı sağa doğru veriyorum. Burada bakın bir kaşe eksikliği olmuş, yavaşladı. Bunu da hafızaya aldıktan sonra sorun kalmayacaktır. Evet. Şimdi ekranda da zaten bir şey olmadığını görüyoruz. Tekrar Alt-A ile durduruyoruz. ESC ile de durdurabiliriz aynı şekilde. Shift-Ctrl Alt-O tuşuyla da animasyonumuzu en başa alıyoruz. Yani animasyon karesini en başa alabiliyoruz. Şimdi gelelim. Bize ne lazım? Hangisi lazım? Marker paneli lazım. Marker paneli üzerinde kontrol tuşuna basılı olaraktan bir kere tıklıyorum. Şu anda artık sadece marker paneli benim için açık. Tabii aşağıda hani buralarda genelde kısa yollar kullanılsa da açık kalmasında fayda var. Daha sonra da şu track ikisiyle beraber çalışacağız. İzleme. Yani buradan markerları, işaretçileri ekrana ekliyoruz. Buradan da o işaret eklediğimiz işaretçileri oldukları yerlerde tutabilmek için bu düğmeleri kullanarak da çalışmalar yapıyoruz. Şimdi burada da benim sadece ihtiyacım olacak olan yer ön izleme bölümündeki track bölümü. Şimdi ne yapıyorum? Başlayalım isterseniz. Fare okunu, yani fare ok, özür diliyorum, fare tekerleğini ileri doğru sürüklüyorum. Farenin orta tuşuna da basılı tutaraktan ekranda oynama yapıyorum. Şimdi yaklaşıyorum dikkat ederseniz. Buraya yaklaştım. Yaklaşmamdaki amaç markerları eklemek. İstersem şuradan add diyerek de marker ekleyebilirim. İstersem kontrol tuşuna basılı bir şekilde sol tıklama yaparaktan da ekleyebilirim. Şimdi dikkat edin. Buraya ben bir tane marker ekledim. Şimdi bu markerı şuradaki sağ tarafta görülen track bölümünde yeniden keskin nokta yani zıtlık olacak şekilde. Bakın burası beyaz, burası siyah. Buralarda merkezi bir yere yerleştiriyoruz. Şimdi bunları yerleştirmek çok önemli. Örneğin sadece beyaz bir yere koyarsak beyaz çok yaygın olduğu için aynı yerde kalmayacaktır. Sürekli sapmalar olacaktır buralarda. Ama getirip belli bir noktaya, siyah belli bir noktaya koyarsak o nokta nispeten daha kısıtlı olacağı için dikkat edin çevresinde herhangi bir şey de yok. O noktada takılıp kalması, o noktada iz sürmesi, izleme yapması, yani tracking yapması çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi öncelikle dediğim gibi burada eğer videomuz uzun değilse teker teker de yapabiliyoruz ekleme özelliğini. Videomuz uzunsa otomatik olarak da yapabiliriz. Şimdi ben deneyeceğim. Bakın öncelikle şu uçtaki bu düğmelerin track bölümündeki düğmenin en ucundakine basıyorum. Dikkat edin, tıkladığım anda oluşmaya başladı. Hatta yukarıda grafiğimiz de oluştu. Onun imlecim oradayken de, orada da home'a bastığımızda, orada da çok rahat bir şekilde tümüyle grafiği görebiliriz. Şimdi buna bastığım zaman izleme özelliği başladı. Dikkat edin, burada şu sağ kısımda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan çok fazla sapmamasına, yani o siyah bölgede kalmasına. Şimdi artık otomatik olarak yapmasını istiyorum ve tıklıyorum. Dikkat edelim. Burada da herhangi bir sıkıntı gözükmemekte. Şimdi bunu otomatik olarak yaptı. Geriye alıyorum. Sağ tıklamayla en son kareden geriye doğru alıyorum. Dikkat edin. Şimdi şu bölgeye dikkat kesilmenizi istiyorum.
track bölümündeki ön izlemeye sona doğru kaydırdığında yavaş yavaş o bölgeden sabit olarak kalıyor. Yani pek ayrılmıyor. Bu iyi bir izleme yaptığımızın göstergesi. Eğer bu küçük imleç, buradaki küçük imleç şu bölgelere sapsaydı, ani sapmalarda bulunsaydı o vakit kötü bir izleme yapmış olacaktık. Şimdi aynı işlemi diğerleri için de yapıyoruz. Shift, Ctrl, Alt ok ile en başa geliyorum. En başa gelmek de burada önemlidir. Çünkü her zaman en baştan başlamamız gerekmekte. Marker eklemekte. Aynı şekilde buraya da tıklıyorum. Burayı da bu ön izleme penceresinden yerleştiriyorum. Birkaç tane kendim yapıyorum. Sonrasını bilgisayar otomatik olarak yaptıracağım. Görüldüğü üzere bu da bitti. Shift, Ctrl, Alt ok ile başa alıyorum. Şöyle yavaş yavaş ilerletiyorum. Dikkat ederseniz sağ kısımdan yine o bölgede bulunmasına dikkat ediyoruz. Herhangi bir ani sapma veya benzeri bir şeyin olmamasına dikkat ediyoruz. Bu da fena değil. Normal şartlarda grafikte bazı dediğim gibi hani yükseltiler falan var. Ancak bunlar planar tracking dediğimiz yerde çok büyük sıkıntılara yol açmıyor. Ama dediğim gibi teker teker elle yaparak da buradaki bölümü tamamen birbirine paralel olacak şekilde tabii dümdüz olması mümkün değil ama daha düz bir hale getirebilirsiniz. Şu anda tabii ki öğretim programı olduğu için burada hani fikir verme amaçlı olduğu için çok mükemmel olmamasına da dikkat ediyorum. Dediğim gibi hani kaydı süremi de ayarlıyorum. Hani bir saatin üzerindeki bir kaydın sıkıcı olduğunu da düşünerekten bir saat içerisine sığdırmaya çalıştığımda özet bilgi veriyorum. Yani önemli olan zaten sizin burada bu fikri alabilmeniz. Sonra tekrardan başa alıyorum animasyon karemi. Aşağıya doğru geliyorum. Burada da bir tane ekliyorum. Burada da dikkat ederseniz bir noktaya ekledikten sonra önce birkaç tane kendim başlatıyorum. Ardından bilgisayarın otomatik yapmasını sağlıyorum. Tekrar geriye aldığım zaman görüldüğü üzere herhangi bir sıkıntı yok. Şuralarda biraz renk değişikliği ve blur yani bulanıklaşma var. Ancak zannedersem işimizi görecektir. Aynı şekilde tekrar başta olacak şekilde yine bu sefer de sağ alt köşeye bir tane marker ekliyorum. Ctrl sol tıklama ile. Bunu da aynı şekilde buraya yerleştiriyorum. Önce kendim birkaç tane başlatıyorum. Ardından bilgisayara bırakıyorum. Görüldüğü üzere otomatik olarak yaptı. Tekrardan bir ön izleme yaptığımız zaman görüyoruz. Bazı yerlere eğer ekrandan çıkıyorsa geriye, şu bölümle de geriye track yapabiliyorsunuz. Şu an onu gerektirebilecek çok fazla bir şey yok. Onun için özel sahneler var. İstersek geriye de track yapabiliyoruz. Daha sağlam izleme alabilmek için. Şimdi bazen İngilizce ile Türkçe terimleri birbirine karıştırabiliyorum. Çünkü genel itibariyle İngilizce ekrandan anlatıyorum Blender'ı. Burada haliyle Türkçeleştirmeye çalışıyorum ama bazı teknik terimlerin Türkçeleşemeyeceği açık. Çok teknik terimler çünkü kendisine özel. Yani kamera izleme bile belki benim çevirdiğim kamera izleme bile belki teknik dilde çok doğru bir çeviri olmayabilir. Track izleme, yol, takip gibi anlamlara geliyor. Ben de en çok camera tracking yani kamera izleme diye isimlendirdim. Şimdi burada tekrar animasyon shift kontrol alt ok ile başa aldığımda alt A ile animasyonu bir oynatıyorum. Dikkat ederseniz ekrana yaklaştı. Bu animasyonumuz durdu. Güzel. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Geçen dersimizde unutmuştuk. Hemen kompozit bölümüne geçmiştik ama bu sefer unutmayacağız. Bunların dördünü beraber A'ya basarak tümünü seçiyoruz. Yani dört tane işaretçinin tümünü A'ya basarak seçiyoruz. Ardından Solve paneline geliyoruz. Burada benim için, burada dikkat ederseniz fare tekerleğini sürüklediğim zaman da paneller arasında da geçiş yapabiliyor. Solve'a geliyorum. Benim burada işimi görecek olan yer şu an için Plane Track bölümü. Kontrol sol tıklama ile Plane Track'i seçtim. Dördü de seçip dikkat ediyoruz. Create Plane Track. Yani Create burada oluştur demek.
düzlem izleyicisi oluşturur gibi bir çevirisi var. Motomot düz çeviride. Belki dediğim gibi hani o çok teknik isimlerinden bir haber olduğum için çok fazla da teknik sözlüklerde incelemedim açıkçası. Hani kamera izlemeye ne deniyor? Genelde İngilizce olarak ifade ediyorlar. Kamera tracking veya benzeri İngilizce terimlerle ifade ediyorlar. Burada oluştur diyor. Ne oluştur? Oluştur. Düzlem oluştur. Düzlem izleyicisi oluştur gibi aklımızda tutabiliriz. Şimdi burada yapmam gereken şu paneli birazcık daha kısaltıyorum. Şu yukarıdaki grafik panelini biraz kısaltacağım. Şuradan tutarak. Şöyle gerçi buradan. Heh. Evet. Şimdi ekranın bana geniş olarak kalması lazım. İstersek Shift boşluk tuşuna da basarak tekrarlıyorum kısa yolu. Shift boşluk tuşu veya hangisiydi? Şu an için tam aklıma gelmedi ama kontrol üst ok olması lazım. Evet. Kontrol üst ok veya Shift boşluk tuşu. Ki Shift boşluk tuşu daha bir sol elinize yakın olduğu için, ikisini beraber kullanabildiğiniz için bunu tavsiye ederim. Shift boşluk tuşuna basaraktan burada şimdi yapmamız gereken şeyi işlemi yapmaya başlayabiliriz artık. Çalışmaya başlayabiliriz. Ne yapmamız lazım? Tahmin edebileceğiniz gibi burayı, burada görünen yeri ekranımızın köşelerine yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu yapmak için sol tıklama yerine sağ tıklama kullanmak lazım. Dediğim gibi ben User Preferences yani kullanıcı ayarlarından, kullanıcı tercihlerinden Input bölümünden Select with yani seç ile seç sol ve sağ olmak üzere bir seçenek sunmuş. Ben sol ile seçmeyi belirledim. Burada sol ile seçtiğiniz zaman buradan sağ ile seçim yapabiliyorsunuz. Eğer buradan sağ ile seçim yaptığınız zaman burada sol ile seçim yapabiliyorsunuz. Böyle bir ters orantı var açıkçası. Bu Right Blender'ın modelleme yaptığımız ekranında pardon. Bu arada hatırlatıcım çaldı. Şunu böyle bir kapatayım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? Burada dikkat ederseniz sağ seçili olduğunda veya sol seçili olduğunda değişiklik gösterebiliyor. Örneğin şurada ben geriye doğru gelip burada default denilen yere geldiğimde, örneğin modelin yapıldığı yere geldiğimde Blender'da ben sol seçim yapıyorum. Yani farenin sol tıklamasını kullanıyorum. Ama sağ alındığı zaman artık farenin sağ kısmıyla seçim yapabiliyorum. Blender'ın daha önce de değinmiştim ilginç bir özelliği sağ seçim ile nesnelerin seçimini gerçekleştirmesi. Ben açıkçası bu özelliğe çok alışamadım. Uzun süre sol tıklamayı kullandığım için diğer birkaç programdan da sol tıklamaya hakim olduğum için açıkçası solu tercih ediyorum. Şimdi tekrardan Motion Tracking bu bilgiyi verdikten sonra Motion Tracking ekranına geliyoruz. Tekrardan Shift boşluk tuşuna basaraktan burayı ekrana aynı şekilde sağ tıklamayla seçiyorum. Yerleştirmeye çalışıyorum. Öncelikle kabaca yapabiliriz. Çok büyük bir önemi yok. Aşağıya geliyorum. Buralar dikkat ederseniz çok fazla belirgin değil. Shift'e eğer basılı tutarsak biraz daha ağır hareket ettiğini görürüz. Şöyle önce tabii tıklayıp sonra Shift'e basmakla. Evet. Yukarı geliyoruz. Biraz bu taraftan yine bu kısmı getirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Evet. Alt köşeyi de ayarlayacağız aynı şekilde. Sağ tıklıyorum. Shift ile gelip yavaştan bu köşeyi de şöyle tahmini olaraktan ayarlıyorum. Yukarıyla uyumlu olup olmadığına bakıyorum. Çizginin biraz dışarıya çıkması söz konusu olmuş ama onun çok büyük bir önemi yok. Zaten biraz büyüteceğim. Bu gerekli. Çünkü taşabiliyor. Şimdi dış plane yani düzlem seçildiği anda mesela seçimi A ile tümünü kaldırdığımızda A ile tümünü seçeriz. Ancak ben tümünü seçmiyorum. Sadece
sol tıklamayla düzlem nesnesini seçiyorum ve birazcık S'e basarak büyütüyorum. S'e basıp aynı zamanda Shift'e basarak biraz daha çerçeve dışına taşırmaya çalışıyorum. Çünkü bu animasyonumuzun birinci karesinde haliyle ekran küçük. Giderek büyüyecek ileride karelerin sonuna doğru. Büyüyeceği için kaçırabilir diye birazcık daha büyük başlatıyorum buradan. Şu an için öyle sanıyorum ki bu kadar yeterli. Çok da sıkıntı gözükmüyor. Evet, tekrar Shift boşluk tuşuyla çalışma ekranımıza geliyoruz. Alt A ile oynatımı gerçekleştiriyoruz. Dikkat ederseniz artık izleme düzleminin içerisinde markerlar iğnelenmiş bir şekilde duruyorlar. Şimdi yapılması gereken şey ne? Yapılması gereken şey resmimizi Agent 327 yani Ajan 327 Berber Operasyonu isimli kısa videonun karakteri olan dedektifi ya da ajanı bu ekrana aktarmak. Yani bilgisayarda ki ekrana, laptoptaki ekrana aktarmak. Bunu yapmak için de nereye gidiyorduk? Compositing bölümüne gidiyorduk. Şimdi compositing bölümüne geldiğimizde use nodes diyoruz. Yani düğümleri kullan. Burada da tekrar shift boşluk tuşuna basaraktan büyütüyorum. Daha iyi görebilmemiz, daha iyi öğrenebilmemiz için biraz küçülteceğim. Bu render layers. Şu anda bunun işimizi görmeyeceğini söyleyebilirim. O yüzden X ile doğrudan X'e basarak ya da delete ile silebiliriz. Eklememiz gereken düğümler var. Şimdi burada input movie clip diyoruz. Öncelikle movie clip düğümünü ekliyoruz. Dediğimiz gibi bu düğümlerin her biri kendisine mahsus özelliklere sahip. Kimisi işte dediğim gibi resimleri düzeltir, kimisi mavi ekranda arkaya gölekler, deniz ekler, yeşil ekranda keza, kimisi renk düzenleme yapar, kimisi resimlerin işte boyutlarını düzeltir, kimisi render alma işlemlerini düzeltir. Bunların her birinin kendisine ait özellikleri var. Şimdi bu movie clip düğümünü attıktan sonra şu sol alt köşede laptop ekran bir denilen bizim resim serilerimiz var. Zaten sahnede bunu daha önce açtığımız için tıklayarak bunu compositing ekranına aktarıyoruz. Daha sonrasında yapılması gereken şey ise ekranımıza aktarmamız gereken imajımız. Şimdi ekranımıza aktarmamız gereken imajımızı da open diyerekten, burada ön yüklemeli değil görüldüğü üzere, open diyerekten, masa üstüne gelerekten Blender dosyaları, kamera izleme, laptop ekran içerisinde sizin de bulunacak diziler içerisine attım paylaştığım dosyada Agent 327 şeklinde açıyoruz. Dikkat ederseniz o da burada gözükmüş oldu. Şuranın single image olması, yani tekli resim olması önemlidir. Bu image sequence, yani peş peşe gelen dizimler, resim dizileri gibi. Bu da film şeklinde değişebiliyor. Üçünü de resim düğümünden gerçekleştirebilmek mümkündür. Sonrasında şuraya gelip Shift, Control, sol tıklama yaptığımda Viewer, yani görüntüleyici şeyini açıyoruz işte. İsmini, düğümünü açıyoruz. Tabi bunlara nodes deniyor. Bahsen dediğim gibi hani Türkçelerin İngilizcelerini söyleyeyim derken kafada böyle takılmalar olabiliyor açıkçası. Söylerken zorlanabiliyorum. Viewer, yani gösterici düğümü. Bu da işlemini yapmış olduğumuz, yani şurada resimler dizisi, laptop arka planda gösterilmesi. Şimdi arka planda göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Şurada backdrop denilen bir özellik var. Backdrop, yani arka plan diye çevirebiliriz. Buna tıkladığımız zaman görüldüğü üzere buraya benim biraz önce motion tracking, yani hareket izleme ekranındaki resim dizileri buraya aktarıldı. Şimdi burada da bir kısa yol var. V ile küçültebiliyoruz resmimizi. Alt V ile büyütebiliyoruz. Şimdi buraya
Şu iki resmi birbirine bağlayıp buradaki resimlerle bağlantısını düğümlerle özür diliyorum. Düğümlerle bağlantısını oluşturacak alpha over düğümünü bulacağız. Burada alpha over renkteydi. Alpha over. Dikkat edin, bunun üzerine getirdiğimde yani şuradaki movie clip ile viewer gösterici arasına ekliyorum. Ne yapacak bu? İki resmimizi de birbirine bağlamak için kullanıyoruz. Dikkat edin. Şurada resim düğümünde bir çıktısı var. Bunların kimilerinin sadece girdileri vardır, kimilerinin ise çıktıları vardır. Burada girdisi olan, çıktısı olan da vardır. Bazıları da sadece girdiye sahiptir, çıktıları yoktur. Bunlar genelde sonuç için kullanılan düğümlerdir. Şimdi buradaki imajı üzerine sol tıklayarak sürüklüyoruz, dediğimiz yere gidebilir. İmaj bölümünü aktarıyoruz. Dikkat edin, burada ekrana yansıdı. Tabii ki burada sorunlarımız var. Neden sorunlarımız var? Bu şekilde bilgisayar, laptop ekranına bunu aktarmamız mümkün değil. Şimdi şuraya ben alpha over nodülünü, daha doğrusu nodunun düğümünü atıyorum. Çünkü buraya bir şey daha yerleştireceğim. Ne yerleştireceğim? Distort plane track deform. Yani düzlem izleme biçimlendiricisi. Bunu buraya ekliyorum. Görüntü birdenbire kayboldu. Neden kayboldu? Çünkü artık sahiplendi bu düğüm. O resmi otomatik olarak buraya aldı. Ön belleğini aldı. Buradan ekran 1'i seçiyoruz. Bu gelen geçici görüntüye aldırış etmiyoruz. Kamerayı seçiyoruz. Çünkü kameranın tam anlamıyla benim cep telefonuyla çekmiş olduğum kamerayla orantılı olması için böyle bir şey var. Burada da diyor ki plane track, yani o düzlem izleyicisini seç. Dikkat edin, düzlem izleyicisini de seçtikten sonra görüntümüzde artık karakterimiz belirmiş oldu. Şöyle bir bakayım, ekrana bakarken çok konuşamadım. Alt V diyelim. Bakın dikkat edin. Görüntümüz şu anda gayet güzel gözüküyor. Şimdi render aldığımızda işe yaramayacaktır. Neden render aldığımızda işe yaramayacaktır? Şöyle bir render alalım. Siyah gözüküyor. Şuradan back to previous ile önceki sayfaya dön demektir. Önceki çalışma sayfasına veya sahneye. Ardından bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Burada artık yapılması gereken şey şuradaki resim çıktısını aynı şekilde buradaki yani kompozit render'a hazır hale getiren, render edildiğinde ekranda görünmesini sağlayan düğümle bağlantısını kuruyoruz. Bakın buradaki düğüm kombinasyonumuz çok basit. Öyle sahneler oluyor ki burada yüzlerce düğüm olabiliyor bazen. Tabii bunlar profesyonel çalışmalarda daha çok kullanılıyor ama fikir verme amaçlı bir özet şeklinde anlatıyorum ki zaten yavaştan hani basit şeylerden başlayarak karmaşık şeylere kadar, çalışmalara kadar gidebilmek mümkün olsun. Şimdi render'ımızı alıyoruz tekrardan. Dikkat ediyoruz. Burada render'ımız gerçekleşti. Yapmak istediğim şey şu. Tekrardan Shift Alt ok ile buradan çıkıyorum. Alt A ile bir oynatma yapacağım birazdan. Şurada Motion Tracking bölümünde. Bakın dikkat edin. Alt A ile oynatmayı başlattım. Ben şimdi şuraya geldiğimde ekranda, bakın bu bölüme geldiğimde ekranda bir kontrol yapacağım. Şuralarda bir taşma var mı yok mu diye örneğin şu bölümde. Bakın. Burası biraz dikkat ederseniz uca doğru gelmiş resim yaklaştığında. Bir render edelim bakalım. Orada bir kaçırma söz konusu mu? Bir yaklaşalım bakalım. Herhangi bir kaçırma söz konusu değil. Diğer yerlere bir bakıyoruz. Oralarda da herhangi bir kaçırma söz konusu değil. Gayet uygun gözüküyor. Tekrar ekrana döndüğümüzde sonlara doğru geliyoruz. Şu bölümde örneğin değişkenlikler olabiliyor çünkü sonlara doğru. Bu bölümde bir render daha alıyoruz. Buralarda herhangi bir beyazlanma. Dikkat edin, şurada hafif bir
kayma olmuş. Beyazlama olmuş. Bunu yukarılara bakalım, kontrol amaçlı. Aynı şekilde böyle bir şey varmış. Şu an gözükmüyor. Tekrar ESC ile ana ekrana dönüyorum. Şurayı yaklaştırıyorum. Bakın kaçırılmış olan bölüm burası. Burayı yine sol tıklayaraktan, Shift'e de basılı tutaraktan biraz aşağı çekiyorum. Biraz çekmem yeterlidir öyle sanıyorum ki. Evet. Tekrardan render'ımızı alalım. Yaklaşalım. Herhangi bir kaçırma gözükmüyor. Bir de en başımıza tekrar. En baş videonun daha doğrusu animasyon karesinin en başına alıp bir render yapalım. Burada da herhangi bir kaçırma söz konusu değil. Gerçi Lenovo yazısının birazcık daha üzerinde kalıyor. Burayı birazcık daha kırpıyor. Onu da tabii daha profesyonelce çözümler bulabilmek mümkündür. Ancak dediğim gibi fikir verebilmek için temel düzeyde bunları yapıyorum. Dediğim gibi ben de çeşitli ileri seviye çalışmaları internet üzerinden öğrenmekteyim. Bunları öğrenir öğrenmez de zaten güzel bir şekilde sizlerle de paylaşmayı düşünüyorum. Paylaşmayı seviyorum. Bilgiler paylaşıldıkça ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Genelde dediğim gibi hani Adobe'nin Premiere'i var. After Effects'i var. O programlar biliyorsunuz lisans alınması gerekiyor. Serbest bir çalışma freelancer denilen hani serbest çalışma yapsanız ticaretini yapmakta sorun yaşayabilirsiniz. Hani size sorabilirler hangi yazılımlar kullanıldı gibi. O programı ürettiğinizde, sattığınızda karşınıza lisans problemleri çıkabilir. Hani o programı size satın aldırmaya çalışabilirler. Ancak Blender burada hepimize büyük bir şans. Gerçekten tamam belki bir Adobe Premiere kadar video düzenleme özelliği güçlü değil. Belki bir After Effects kadar tracking özelliği güçlü değil. Ancak onlara yakın seviyede, profesyonel seviyede de çok güzel işler çıkartabilmek için de Blender idealdir. Aynı zamanda dediğim gibi ticari olarak da Blender'la freelancer olarak çalışabilmeniz de mümkündür. Kendi videolarınızı, kendi montajlarınızı yapabilirsiniz. İsterseniz kısa filmler çekebilirsiniz. Örneğin dışarıda gördüğünüz bir panoyu çekip ki öyle bir düşüncem de var. Mesela dış mekandaki herhangi bir panoyu başka bir resimle değiştirme gibi. Bunları yapıp sahnelerinizi zenginleştirebilirsiniz. Şu an için görüldüğü kadarıyla orta bölümü alalım. Lafı daha uzatmadan bir kere daha render alalım. Görüldüğü üzere herhangi bir sıkıntı yok. Şu en son kareyi almak istiyorum. En son karede bir render yapalım. Herhangi bir sızma, taşma veya benzeri bir şey var mı? Bir bakalım. Gözükmüyor. Şimdi artık render'ımızı çıktı olarak alabilmemiz mümkün. Ancak dediğim gibi tekrardan şöyle bir compositing bölümüne geliyoruz. Burada Home'a basaraktan bunları büyütüp küçültmemiz mümkün. Node bölümünü. V'ye basaraktan da arka planı büyütüp küçültmemiz mümkün. Ya da şuradaki Fit sağ kısımdaki uydur bölümünden de tam ekran olarak uydurabilmemiz mümkündür. Yine Shift Alt okla büyük yere geçiyoruz. Büyük ekrana geçiyoruz. Şimdi burada istersek resmimizi, şu içerideki resmimizi bile düzenleyebiliriz. Bununla ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şunu kenara alıyorum. Bakın. Color bölümüne gidiyorum. Color bölümünde örneğin Brightness Contrast yani parlaklık ve kontrast diye bir node oluşturuyorum. Düğüm oluşturuyorum. Burada düğümü buraya ekliyorum. Dikkat ederseniz birazcık daha burada Alt V ile buna yaklaşacağım. Burada yapacağımız şeyler artık resmimizi etkileyecektir. Dikkat edin. Ekrandaki resme bakıyoruz şu anda. Parlaklığını artırdım. Parlaklığını azalttım. İstediğim kadar açık, koyu renk ayarlayabilirim. Kontrastını ayarlayabilirim. İstersek bunu silebiliriz. Ya da bağlarını koparabiliriz. Bağlarını koparmak için kontrol tuşuna basıp fareyle, sol fareyi sürüklüyoruz. Bağı koparıyoruz. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Bağı koparıyoruz. Burayı tekrar yani resme bağlıyoruz. Burayı istersek sahnemizin geneline de bağlayabiliriz. Yukarıda bakın. Bu sefer de bunu sahnemizin geneline bağladık. Yani benim video ile çekmiş olduğum görüntüye bağladık. Biraz daha küçülteyim. Görelim. Bakın bilgisayar masasının rengi bayağı koyulaştı. Şu an açıyorum.
kapatıyorum. Artık bir deneme amaçlı yapıyorum. Burada düğümleri kullanabilmek çok keyiflidir. Öğrendikten sonra harika işler çıkartabilirsiniz. Özellikle CyclesRender'da çok daha güzel sonuçlar alınabiliyor. Bunu da tekrardan siliyorum. Tabii ki bağ kopardıktan sonra imajı, resmi buraya bağlamamız lazım. Yine dediğim gibi buradan Shift A veya Add ile çeşitli işte düğümler ekleyip onlarla çalışma yapabilirsiniz. Örneğin şurada Hue var. Bunu bağlayıp çeşitli renk grafikleriyle oynayabilirsiniz. Ardından bakın burada Color Correction denilen bir yer var. Kontrast, Gamma, Gain oldukça kapsamlı yerleri bağlayıp kullanabilirsiniz. Evet, dediğim gibi. Burada düğümlerimizin işlemleri de artık tamamdır. Sahnemizde ne varmış? Bir kontrol edelim. Şimdi şunları biraz daha düzenli bir şekilde yerleştirelim. Şunu şuraya takalım, bunu buraya takalım. Daha organize olsun. Şu render edebilmemiz için kompozit gerekli. Bu arka planı gösterebilmek için gerekli. Alpha over 2 düğümü, nodu sahnede gösterebilmek için gerekli. Bu da Motion Track bölümünde, şurada geldiğimizde Motion Track bölümünde track, yani şuradaki düzlem track'inin izlenmesi için gerekli olan özelliktir. Yani onu bu ekrana, laptop ekranına ne yapar? Yerleştirir. Şimdi bir tane render alıyorum. Görüyoruz. Burada Motion Tracking'de bir bakalım. Evet, animasyon karemizden de görüldüğü üzere birinci karedeyiz. Şimdi gelelim bunu video olarak çıkarmaya. Şuraya geldiğimizde dediğim gibi boyutu bu kadar. 1920'ye 1080. Buraya geldiğimizde output bölümüne dediğim gibi bir klasör oluşturup, örneğin şurada Blender kayıt adı altında ben yeni bir dosya oluşturuyorum. Misal ne diyelim buna? Laptop ekran izleme diye bir yer oluşturayım. Buraya, videomuzu buraya bu klasör içerisine atalım. Ve tıkladığımız zaman dikkat edin, desktop'a geliyoruz. Blender kayda geliyoruz. Laptop ekran izleme diyoruz ve ardından accept ile artık videonun nereye atılacağını belirlemiş oluyoruz. Buradan dediğim gibi FFmpeg denilen yeri alıyorum. Yani şey kodeki alıyorum, daha doğrusu video özelliğini alıyorum. Encoding'den aynı şekilde önceden ayarlanmış presetlerden, önceden ayarlanmış şeylerden istediğimi seçebilirim. Bunlardan X-Bit'i seçtim. Çıktı kalitesini de orta düzeyde, işte en yüksek, kayıpsız, şuradaki lossless mesela perpetually, kısmen kayıpsız, yüksek kalite, orta kalite, düşük kalite, çok düşük kalite ve en düşük kalite şeklinde belirleyebiliriz. Ben hiçbirisini tercih etmiyorum. Genelde kodek kullandığım zaman sıkıntılar yaşanabiliyor ama tabii profesyonel çalışmalarda diğerleri de çok tercih ediliyor. Ses kodeği yok. Sesimiz yok. İstersek ses eklemek istersek dediğim gibi buna Blender'ın video editing bölümüne gelip videonuzu burada açıp ses ekleyebiliriz. Bilirsiniz. Tekrardan geliyorum burada Motion Tracking ekranına. Herhangi bir şey yok. Şu anda render edebilirim artık. Yani Cycles Render'ı da seçebilirdim ama Render'da işinizi görecektir. Daha çabuk bir şekilde görüyor. Eğer Cycles'la yapsaydım, şurada dikkat edin, değişiklikler olacaktı render sekmesinde. Yani işlemci gücümü yoksa ekran kartının işlemcisinin gücü mü çalışacak diye bir şey sorardı. Güçlü bir ekran kartınız varsa Cycles'ı öneririm. Hem kalite olarak da iyidir. Biraz yavaştır ama kalite olarak da iyidir açıkçası. Bakın burada aynen render'da etti. SC ile tekrar dönelim. Ben GPU'yu seçtim, yani ekran kartımı. Şuradan kullanıcı tercihlerinden sisteme geldiğimizde, eğer kartınız iyi bir kartınız varsa, benimkisi orta segmentlerde bir kart. GeForce GTX 1060 3 GB RAM'i var. Oyuncuların kullandığı gerçi
Ama Blender'da işimizi fazlasıyla görebilir. Yani bunun düşük modelleri bile görebilir. Benim GTS 450 vardı. Onunla bile hayli hayli işimi görebiliyordum. Çok rahat ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordu açıkçası. Ama burada dediğim gibi güncelleme yapıp birazcık daha hızlandırma için kart değişikliğine gittim. Eğer kartınız iyiyse CUDA'yı seçip daha hızlı sonuçlar alabilmeniz mümkündür. Tabii bunlar oyun segmentindeki kartlardır. Profesyonel kartlar biliyorsunuz Quadro ismi verilen kartlar. Onların fiyatları yani emin olun böyle 3.000-4.000 liralık kartlar gibi de değil. 25.000 liraya bile ekran kartları var. 30.000 liraya kadar ekran kartları var. Yanlış duymuyorsunuz, evet. Tabii onlar yüksek iş istasyonu denilen yani workstation denilen bilgisayarlarla uyumlu çalışan, kendi içinde birçok işlemcisi, fanı vesairesi bulunan, CUDA sürücüsü, çekirdeği bulunan kartlar. Şimdi bunu kapatıyorum, bu bilgiyi de verdikten sonra renderimize başlıyoruz. Renderimizin birden 300'e kadar olduğunu görüyoruz. Eğer ben renderi mesela birden 50'ye kadar yapmak istersem end bölümüne 50 derim, birden 50'ye kadar çıktısını alırım ama ben tamamını almak istiyorum. 300 ve render animation yani animasyonu render it kısmına geliyorum. Tıklıyorum. Ekranda görüyorsunuz yavaş yavaş render yapıyor. Şu kısma dikkat ediyorsunuz. Frame 9, frame 10. Artık dediğim gibi İngilizce sayıyorum. Görüyorsunuz kafam karışabiliyor. Burada frame 17, frame 18, frame 19, frame 20. Bu şekilde sıralıyor. Bu nereye kaydedilecek? Laptop izlemede bakın. Videomuz burada oluşturuluyor. Bu arada ön izlemelerini yapmış olduğum programda VLC ortam oynatıcısı. Tavsiye ederim. Açık kaynak kodudur. Gayet güzeldir. Şimdi ben bu bölümü birazcık hızlandıracağım. Videoyu daha basit tutabilmek için. Evet, görüldüğü üzere burada render tamamlandı. Frame 300'e, çerçeve 300'e kadar, kare film karesi 300'e kadar geldi. Yapmamız gereken şey render aşağı indirip render kayıt içerisinde ekran izleme videomuzu açıp çalıştırmak. Bakalım nasıl olmuş. Tabii bu durum biraz RAM'i etkileyebiliyor. 8 GB RAM'im var ama ağırlaştırıyor. Bakın dikkat edin. Biraz ekranda büyüterek görüyoruz. İşte fena olmamış. Çok fazla bir titreme veya benzeri bir şeyle karşı karşıya değiliz. Fena da değil. Yani. Tabii bunu birçok şeye uygulamak mümkündür. Nasıl mesela boş bir resim çerçevesi olur. O resim çerçevesinin içerisine kendinizi ekleyebilirsiniz. Yani benim arka plandaki masaüstü bilgisayarım var. Onun ekranına bir şey ekleyebilirdim mesela. Boş bir çerçeve eklenebilir. Hatta şu yatay düzleme bile bir şey eklenebilir. Dışarıdaki herhangi postere veya benzeri şeylere bir şey eklenebilir. Gayet eğlenceli, keyifli bir süreç. Evet arkadaşlar, burada dersimizin sonuna geldik. Yeni bir derste buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yalnız dediğim gibi kanalıma da üye olmayı unutmayın. Hem Facebook'tan ön bilgiler veriyorum. Facebook sayfamı da beğenebilirsiniz. YouTube'da da dediğim gibi sürekli bunlardan bu tür videolardan atıyorum. Atmayı da planlıyorum. Benim için de bir hobi sayılır açıkçası. Umut ediyorum faydalı olur. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.